Bir önceki videoda eğer akımımız veya akım taşıyan iki telimiz varsa ve akım aynı yönde gidiyorsa bunlar birbirini çeker demiştik. Şimdi işlemlere geçmeden önce eğer iki akım zıt yönlerde gitseydi ne olurdu? Birbirlerini çekerler miydi yoksa iterler miydi? Muhtemelen bunu tahmin edebilirsiniz. Fakat konumuza devam edelim. Çünkü geçen sefer konu işlerken biraz dağıttığımı fark ettim. Bu ders biraz daha düzenli gideceğim. Önceki kadar çok manyetik alan çizgisi çizmeyeceğim. Evet, bu tel 1 olsun. Bu da tel 2. Akımları zıt yönlerde giderken göstereceğim. Bu akım 1, bu da akım 2. Bu durumda akım 1'in oluşturduğu manyetik alan ne olurdu? Şimdi sağ el kuralını kullanalım. Baş parmağımızı akım yönüne koyalım. Manyetik alan bunun etrafını saracak. Manyetik alan burada sayfa düzlemine girer ve burada çıkar. Eğer baş parmağınızı böyle koyarsanız. Hadi sağ elinizi kullanın. O zaman böyle bir manyetik alan elde edersiniz. Ve tabii ki alan sayfa düzleminin içine video ekranının içine giriyor. Ta sonsuza kadar. Gittikçe zayıflıyor. Manyetik alan tele olan uzaklığın yarı çapıyla ters orantılıdır. Bu nedenle giderek zayıflar. Fakat burada bile bu manyetik alan sayfa düzlemine giriyor. Eski bilgileri tekrarlarsak, akım 1'in akım 2 üzerine uyguladığı kuvvet, bu arada benim kullandığım gösterim, siz biri önce yazmayabilirsiniz. Eşittir, akım 2 çarpı teldeki bir uzunluk olur. Buna uzunluk 2 diyelim. Bu bir vektördür. Çünkü bir uzunluğun büyüklüğünü ve yönünü içerir. Aynı zamanda akımla aynı yönde gider. Evet, buna L2 dedik. Buradan şuraya kadar olan uzaklıktan bahsediyoruz. Bu da akım. Şimdi bunu manyetik alanla vektörel çarpım yapıyorum. Akın bir tarafından oluşturulan manyetik alan. Şimdi bütün bunlar oldukça karmaşık görünüyor. Fakat sağ el kuralıyla yönü hesaplayabilirsiniz. İşaret parmağınızı koyun. Şimdi bunu yapıyorum ama siz göremiyorsunuz. İşaret parmağınızı L2 yönünde koyuyorsunuz. İki sayısını aşağıda buraya yazalım. Evet işaret parmağınızı L2 yönünde koyun. Sadece doğru çizdiğimden emin olmak için bunu tekrar yapıp duruyorum. Orta parmağınızı da ve bu da l bu da bu. İşaret parmağı yönünde gidiyor. Orta parmağınız sağ alan yönünde gidecek. Yani aşağıya işaret edecek. Çünkü alan sayfa düzleminin içine giriyor. Bu telin bu tarafından giriyor. Diğer parmaklar ne yapıyorsa onu yapmaya devam edecek. Baş parmağınız da net kuvvet yönünde gidecek. İşte böyle. Burası elinizin üstü. Damarlarınız ve tendonlarınız var. Ve bu da tırnağınız. Öyleyse bu durumda akım ters yönde giderken net kuvvet bu telden dışarıya doğru olur. Dışarı doğru. Bana inanmıyorsanız kendiniz de deneyin. Akım iki kaynakta manyetik alanın oluşturduğu ve akım bir üzerindeki veya tel bir boyunca bir uzunluk üzerindeki kuvvetin yönü dışarı doğru olacaktır. Biraz daha düşünelim. Eğer akımlar aynı yönde gidiyorsa birbirlerini çeker. Farklı yönlerde gidiyorlarsa iterler. Evet şimdi biraz sayı kullanalım. Hatta direkt bu soruyla başlayalım. Zıt akım yönleri olan bir soru olsun. Peki diyelim ki akım 1 2 amper. Akım 2 o da 3 amper olsun. Başka ne bilmemiz gerekiyor? Birbirlerine olan uzaklıklarını. Mesela buradaki bu mesafenin küçük olduğunu söyleyelim. Diyelim ki birbirlerinden 1 milimetre uzak olsunlar. Fakat her şey standart birimler cinsinden olsun ki işlemlerimizde hata olmasın. Bunu metreye dönüştürelim. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre. Yani birbirlerine oldukça yakınlar. Şimdi akım 2'nin tel 1 üzerinde uyguladığı kuvveti hesaplayalım. Böylece bunun da itildiğini görebiliriz. Diyelim ki l uzunluğu 10 metre. Bakalım nasıl çözeceğiz. Önce akım 2'nin oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü hesaplayalım. Evet bu alanın büyüklüğüne bakalım. Bu eli aşırı büyük çizmişim. <laughs> Neyse. Akım 2'nin oluşturduğu manyetik alan, büyüklüğünü düşündüğümüz alan. Bu eşittir. Daha önce de gördük. Bunların havada olduğunu varsayıyoruz yani. Vakumun geçirgenliğini kullanabiliriz. Vakumun geçirgenliği çarpı akım 2. Bu sadece bir büyüklük. Unutmayın. Yönü telin çevresini elimize kavrayarak buluyoruz. Birazdan yapacağız. Evet. Bölü 2 pi çarpı yarıçap. Şimdi bakalım. Manyetik alanın büyüklüğü eşittir. Şurası kalsın. Akım 2 ki 3 amper olduğunu söylemiştim. Yani çarpı 3 amper bölü 2 pi çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bir bakalım cevabı testa biriminden olacak. Vakumun geçirgenliği zaten burada var yazalım. Vakumun geçirgenliği çarpı 3 bölü 2 pi çarpı 1 e eksi 3. Tesla cinsinden cevabım da 6E-4 olur. Öyleyse akım 2'nin oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 Tesla olacak. Peki bu manyetik alanın yönü nedir? İşte burada sağ el kuralımızı kullanırız. Sağ elimi aldım, akım yönünde teli sardım ve manyetik alanın şeklini buldum. Sağ elimde baş parmağım akımın şeklinin yönünde gider. İşte elim ve üst kısmı. Parmaklarda bu uçta değil mi? Bu durumda akım 2'nin oluşturduğu manyetik alan şöyle bir şey olacak. Yani telin bu tarafında düzlemle kesiştiği yerde dışarı çıkacak ve bu tarafta içeri girecek. Evet içeri. Tamamdır. Şimdi bu ilk tel üzerindeki net kuvvetin ne olduğunu bulabiliriz. Bunların bir kısmını sileyim. Biraz boş yerim olsun. Evet şimdi bakalım. Zaten 3 amperi kullanmıştık. Bunların hepsini kullanmıştık. Aslında bunların hepsini kullanmıştık. Bilmemiz gereken şey bu manyetik alanın sayfa düzleminden dışarı çıktı. Şimdi bunun büyüklüğünü bilmemiz lazım. Aslında şu tarafı tamamen silebilirim. Çünkü burada bir manyetik alan olduğunu biliyoruz. Şimdi sadece şuradaki manyetik alanı ve teli düşünüyoruz. Neyse silmiyorum. Çünkü gözümüzün önünde dursun. Sonra Hatırlarız. Evet. Tel 1 üzerindeki net kuvvet nedir? Tel 1 üzerindeki net kuvvet tel 2'nin tel 1 üzerine uyguladığı kuvvete eşittir. Tel 1'deki akım yani 2 amper çarpı vektör. Şurası L1'di. L1'i hemen şimdi yazıyorum. Vektörel çarpım yapıyoruz. Manyetik alan. Evet. Burada sadece büyüklüğü bulmaya çalışıyorum. Çünkü yönü şuraya bakarak. Neyse önce yönü bulalım. L1 yukarı doğru gidiyor. Öyleyse bu işaret parmağımızın yönüdür. B ise sayfa düzlemine giriyor. İşte burası B2. Şu telin oluşturduğu manyetik alan. Burası sayfa düzlemine giriyor. Eğer sağ el kuralını kullanırsak ne olur? İşte parmağım akım yönünde. Akım bir yönünde gidiyor. Orta parmağım aşağı doğru bakıyor. Göremiyorsunuz ama sayfanın içini işaret ediyor. Ve diğer iki parmağım ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Evet başparmağım net kuvvet yönünü gösterir. Burası elimin üst tarafı. Öyleyse net kuvvet bu yönde. Vektörleri çok fazla düşünmemize gerek yok çünkü net kuvvetin bitiş yönünü biliyoruz. Öyleyse büyüklük nedir? Kuvvetin büyüklüğü eşittir. Akım yani 2 amper çarpı uzunluk yani 10 metre. Çarpı manyetik alanın büyüklüğü. Bu da 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 tesladır. Vektörel çarpım yaptığımızda bu iki vektör arasındaki teta'nın sinüsünü alırız. Bunlar birbirine diktir. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri girer. Telin yönü vektörü de yani uzunluğu da düzlem boyunca ilerler. Yani bunlar birbirlerine dik o zaman teta'nın sinüsü 1 olur. Aslında iki şey birbirine dikse teta'nın sinüsü hakkında düşünmemize bile gerek yoktur. Terimleri çarpın ve yön için sağ el kuralını uygulayın. Her neyse. Bu bizi 20 çarpı 6'dan 120 çarpı 10 üzeri eksi 4 sonucuna götürür. Bu da 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile aynı şeydir. O zaman akım 2'nin telbere uyguladığı kuvvetin büyüklüğü 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 newtondur. Çünkü hepsinde doğru birimleri kullandık. Yönse dışarı doğrudur. Eğer bunun kütlesini bilseydik kuvveti kütleye bölerdik ve o anda dışarıya doğru ne kadar hızla ivmelendiğini bilirdik. Tabii ki bu giderek uzaklaştıkça manyetik alanda zayıflayacaktır. Böylece net kuvvet zayıflayacaktır. Bundan dolayı kuvvet giderek yavaşlayan bir oranda ivmelenecektir. Fakat tabii ki hala ivme kazanıyorsunuz. Yani giderek daha hızlı uzaklaşmaya devam edeceksiniz. Her yani neyse süre bitti. Gelecek videoda görüşmek üzere.